Evet, şu anda gördüğünüz gibi bir mobilya dükkandayız. Türkiye'deki Kia gibi düşün. Düşünün. Öyle bir koltuk. IKEA. Ev kurye'de. Yani bu şu arka tarafımızda şurada. Gerçekten buna 140.000 TL vermek. Bir de bağlamış da hiç bir yere kaçmasın diye. Şu 3.399 frank. Bunları tek tek de alabiliyorsunuz. Biraz onlardan değil, onlar bizden çalmış diyorsun yani. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz mobilya 249 frank. Bakalım mobilyaya. 1245 sayılmış ya. Bir şey incelemesi yapayım. İncelemesi. 399. Gerçek ahşap. Gerçek ahşap mı? Şurada da bakalım. Şu 169 frank. Şu bu 99. Daha büyük. Ama bu niye 99? Büyüklüğüne değil oğlum sonuçta. Çok rahat bir dakika. Şu 399. Çok rahat. Bildiğin kedi seviyormuş gibi. Çok güzel. Şu 3.399 frank. Bunları tek tek de alabiliyorsunuz. Şu yastık sadece, şu küçük yastık 25 frank. Bu 8 frank. Bu 79 frank. Tabi biraz da şeyden bahsedelim. Mesela şu ne kadar? Mesela bu böyle beyaz evlerde olan böyle O 700 franka oğlum. Dikkatli otur. O detaylar var. Evet, şu anda gördüğünüz gibi bir mobilya dükkandayız. Türkiye'deki Kia gibi düşün. Düşünün. Öyle bir koltuk. IKEA. Ev kuryede. Yani bu şu arka tarafımızda şurada halılar malılar var. Burada da daha çok ev oturma grupları var ama fiyatlarını zaten size söylemeye çalıştım. Burada yatak olan koltuklar genelde ve genelde L koltuklar çok gidiyor. Çünkü insanlar burada çok fazla eşya evde kullanmıyorlar. Daha çok böyle köşe koltukları, yatak olan bile küçücük koltuklar kullanıyorlar. Çek yat. Çek yat tarzı düşünün. Bu örtüler de burada çok önemli tabii. Şu arkada gördüğünüz örtüler. Bu hakkını vermiyor. Bu ne yapıyor biliyor musun? Hakkın. O 1149. Hayır, bunun 5000 frank olması. Boşu biz onlardan değil, onlar bizden çalmış diyorsun yani. Çakma marka. Şöyle güzel. Ya da masaları çekelim. Şu masa 2199 frank. Sandalyelerin hepsi 169 frank. Kaç tane isterseniz alabilirsiniz. Şu masa 2349 frank, daha yeni açıldığını söylüyor ve her sandalyede 250 frank. Şu her sandalye 469 frank, masa da... Niye bu kadar pahalı ya? 2500 frankcık. Şöyle bir masa var, bu masa da yaklaşık olarak 2049 frank. Ve sandalye fiyatları 249, 259. 229 frank. Burada sandalye masaları fiyatlar çok yüksek. Şöyle bir masa sandalyemiz var. Şu 1499 frank. Şu 2249 frank. Bu da 1249 frank. Şu ne? Şurada bir yatak. Bu 926 frank. Tabi totale baktığın zaman yaklaşık olarak bir 4000 frank civarındadır. Şu karşındaki de 1600 frank. Tabi hepsi değişiyor. Ranza mı? Ne? Gördüğünüz 1599 frankçık. Şöyle çekeyim. Böyle hemen girişte şekil yapmışlar. 1599. Evet, burası Zürih'te bir merkezde bir yerdi. Ya buradaki insanlar daha çok ne yazık ki mi desem yoksa bizde. Yani şöyle bir durum var. Buradaki insanlar daha çok az eşyayla evlerini şekillendiriyorlar. Çünkü çoğu kiracı. O yüzden çok fazla eşya taşımaya gerek yok. O yüzden de alıyorlar. Aldıktan sonra o evde bırakıyorlar ya da taşırken kolay olsun diye de küçük küçük eşyalar alıyorlar. Tabii ev kiralarıyla ilgili videomuz vardı ama.
409 frankmış. Şöyle bir şey var. Kaç frank? Bu ne? Bakamadım. 890 frank şu. 890 frank. Uzay mekiği gibi baksana. Ooo güzelmiş. Burada da grisi varmış. 990 frank. Şu. Yani ne kadar ediyor? Şurada 990 frank. Yani 20 bin liracık. Çok ediyor. Ve bu 825'ten 890'a çıkmış. Bina da yeni minnacık. Çok ilginç. Çıkmış bu. Bunlar da 890. Bunlar onun minyatürü. Yavruları. Arada sadece 100 frank var. Aa bu ne? Buzdolabı. Buzdolabı. Bak dağa götürüyorsun. Böyle 1399 frank. Ha, yatak. Yatağını, çarşafını, buzdolabını yatağını bu atar. Bu bence şey, hani deprem anında böyle içine giriyorsun böyle kapanıyorsun. Şu gördüğünüz şey, kaç para bu sence Ateş? 900, 7000 frank. 7000 frank, yaklaşık olarak 140 bin lira. Çık, çık onun önünden. 140 bin önünden. Gerçekten buna 140 bin TL vermek. Bir de bağlamışlar ateş bir yere kaçmasın diye. Ama bak bunun içine gir uyu ya. Valla. Şey falan. Abi seviyorum. Ben buna 140 bin verdikten sonra uyumam ya. Evin içerisine alırım ben bunu. Tamam anına çay falan içersin. İşte şimdi biraz önce gezdirdik sizi iyice. Fiyatlar hakkında az buçuk bilginiz oldu. Burada genelde bu çekyat tarzı değil de köşe takımları oluyor. Ve bunlar genelde 1500 franktan başlıyor. Ve insanlar genelde küçük eşya alıyorlar evlerine. Niye? Yarın öbür gün taşıdıkları zaman kolaylık olsun diye. Çünkü sistemin %80'i kiracı olduğu için firmalar var. Bununla ilgili de kirayla ilgili de videomuz var. Onu da izleyebilirsiniz. Ama buradaki eşyalar genelde böyle daha çok kullanılsın diye hızlı bir şekilde yapıp geçiyorlar. O yüzden hızlı bir şekilde evler taşınıyor. 3 yıl, 5 yıl aynı evde kaldıktan sonra da o eşya orada genelde bırakılıyor. Bizim gezdiğimizde benim dikkatimi çeken en büyük şey yatak odaları ve insanlar zaten bir yatak odası alıyor. Bir de oturma grubunda bir tane koltuk alıyorlar çok fazla. Bir de dolap alıyorlar. Bu Türkiye'ye yeni gelenler, Türkiye'den ya da başka ülkelerden yeni gelenler ise sadece böyle aparatlar olur ya, böyle giysileri koymak için küçük aparatlar olur. Onları alıp 1-2 yıl onlarla idare ediyorlar. Çünkü onlar da 1500 franktan başlıyor. Yani yurt dışında gelen bir insanın onları hemen alması biraz zor oluyor. Ama burada çalıştıktan sonra düşünün yaklaşık olarak 4000-5000 frank aylık alırsanız onları almak çok zahmetli bir şey değil. Ama yurt dışından gelenler direkt gidip işte 2000 lira köşe takımı yok 2000 lira yatak odasına verdiği zaman 4000-5000 frank yapıyor. Onun yerine hızlıca alıyorlar küçük küçük eşyalarını ve oturup hayatlarını sürdürüyorlar. Kendinize iyi bakın. Bundan sonraki videoların kendinize iyi bakın. Tür videoların devamı için takipte kalmayı, abone olmayı biz unutmayın. Kendinize iyi bakın. Evet, Ateş'le birlikteyiz. Ateş bize gezdik ya, onun hakkında fikrini söyle. He. Yaklaşarak şimdi, ama. Şimdi gezdik. Gezdik şu dünyayı. Fiyatlar nasıl buldun? Fiyatlar çok uçuktu yani. Hiç rahat olmayan bir koltuk bile 1000 franktan aşağı değildi. 1500 evet aynen. Peki. Yani ben hatta hepsine özel mahremde böyle oturdum böyle tattım falan. Tattın hatta... derken koltuğu nasıl tattın? ne yaptım oluyor? Ha, deneyimledim. Evet, deneyimledim. Sonra özellikle hatta eldivenimi çıkarıp böyle dokundum. Gezdirdim. Fantazi mi yaptın yani? Öyle bir şey. Peki yataklara baktık mı Ateş? Yataklar yoktu. Yataklar ha, çoktu. Vardı. 2000 ama şu ranzalar vardı. Bir tane böyle merdivenle çıkılıp kaydırakla kayılan böyle bir tane şey vardı. Evet. Ya genellikle ranza vardı. Peki arkadaşlara ne tavsiye edersin? Ne tavsiye ederim? Sakın İsviçre'den yatak almayın. İsviçre'den beyaz takım falan almanıza gerek yok yani. Ne yapsınlar? Sokakta et. Tamam. Videoyu kapatırken ne yapsınlar?
abone olup videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. O kadar. Hadi. Eski. Bir dakika. Canlı orası canlı sen. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.